Atopik dermatit nedir? Egzama neden olur? Nasıl tedavi edilir? Egzama aslında çok sık rastlanan kronik bir deri hastalığıdır. Günlerce süren kaşıntı ve uyku düzeninde bozukluk hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda hastaların büyük bir kısmında kalıtsal olarak cildin üst tabakasını sağlamlaştıran bir proteinin eksik veya hatalı üretiminin olduğu, bu nedenle çevreden gelen alerjen maddelere karşı diğer bireylere kıyasla cildin daha geçirgen olduğu saptanmıştır. Egzama ciltte kuru, pullu, yanma tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin kaşınması, kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilir. Yoğun kaşıntı hissi uykuyu zorlaştırır. Yorgunluk, okulda ve işte kötü performans, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanma ve genel olarak daha kötü yaşam kalitesiyle sonuçlanır. Egzama her yaş ve cinsiyette insanı etkileyebilir. Egzama vakalarının çoğu çocukluk döneminde başlar, ancak yetişkin olarak ilk kez egzama gelişmesi de mümkündür. Egzamanın nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler yer alabilir. Genetik aktarım sonucu hastaların bir kısmında alerjiler gelişebilir. Bu alerjiler de egzama için zemin hazırlayabilir. Egzama, çocuklar ve yetişkinlerde alerji, stres ve aşırı titizliğe bağlı nedenlerle görülebilir. Özellikle ev kadınları, inşaat işçileri, kuaförler ve temizlik işçilerinde sıklıkla görülebilir. Egzamanın belirtileri insandan insana değişmekle beraber, bebekler ve küçük çocuklarda lezyonlar genellikle dirsek, diz, kafa derisi ve yüz bölgelerinde görülür. Daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde ise genellikle eller, ayaklar, kol işleri ve dizlerin arkası lezyonların daha sık görüldüğü bölgelerdir. Semptomlar şunları içerebilir: kuru, pullu lezyonlar, kuru bir cilt, ciltte kalınlaşma, deride su toplaması, ciltte kızarma, şişlik, cilt renginde değişiklikler, duyarlılık ve hassasiyet, kaşıma esnasında ciddi olan yaralanmalar. Tedavi. Cilt hasarının önlenmesi. Cildin aşırı sıvı kaybını ve kuruyarak çatlamasını engelleyecek nemlendiricilerle cilt bariyerini sağlamlaştıracak nemlendiriciler tedavide kullanılabilir. Kaşıntının giderilmesi. Antihistaminikler kaşıntı için temel tedavi olarak uzun süreleri kullanılıyor. Hastaların gece boyunca daha rahat uyumalarına yardımcı oluyor. Enfeksiyon önleme. Cilt yüzeyinde oluşan çatlakların enfekte olması halinde antibiyotikler kullanılabilir. Hekiminiz tarafından aksi belirtilmedikçe düzenli olarak ilaçlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin. Bunların yanı sıra doktorunuza da danışabileceğiniz hassas cilt türleri için tavsiye edilen ürünlerin kullanılması kaşıntıyı artırabilecek, yünlü, dar kıyafetlerden kaçınması gibi yaşam tarzı değişimleri de hastalarda fayda sağlayacaktır.